Es Gazete'nin canlı yayından herkese merhaba. Bugün Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Oğuz Beki ile birlikteyiz. Biraz onu tanıyacağız. Biraz projelerinden eğer söz edebilirsek, ağzından projelerle ilgili bilgi alabilirsek onları konuşacağız. Önce ben merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Bir atmosferle başlayalım istiyorum. Biraz sohbet etmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Ya biz son dönemde biliyorsunuz Ümit Bey'in de ziyaretiyle genel başkanımızın hem gençlerle buluşmasını sağladık hem de bizim aday adaylığımız sürecini netleştirmesini oluşturduk ve bir toplantıyla adaylığımız açıklandı. Evet. O günden bugüne de Türkiye ve aynı zamanda Eskişehir'in yerelindeki o heyecanı biraz daha ayakta tutabilecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama herkes şu an heyecanlı bir şekilde Ocak sonrasına kilitlenmiş. Biz de orayı bekliyoruz. Aslında çok da böyle sanki geriden geliyor gibi değil mi? Mesela işte aday açıklanmaları birazcık hani normalin dışında. Zaman kısıtlı aslında ama böyle bizde bir heyecanı bekliyoruz. Sizde 3 kişinin adayları, 3 evet, yer açıklandı. İki merkez için bir büyükşehir belediye başkanlığı. Tepebaşı ve Seviz açıklandınız. Şimdi o günden sonra sizin siyasi hayatınız Zafer Partisi ile mi başladı? Daha öncesinde var mıydı bir siyasi geçmiş? Yani şöyle, ben Atatürkçü bir genç olarak her zaman için bütün platformlarda kendimle ve düşüncelerimle ilgili paylaşımda bulunuyordum. Her Türk genci gibi bir siyasi düşüncem var. Atatürkçü, milliyetçi bir insanım. Ama onun dışında böyle çok aktif, yoğun bir çalışma dönemim olmadı. Sonra peki neydi sizi hem Zafer Partisi ile buluşturan hem de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili karar vermenizi sağlayan etkin? Yani şöyle, aslında biraz da tabii sürpriz bir konu benim için. Eskişehir için de öyle olmuştur büyük ihtimalle. Çünkü Eskişehir 29 Ekim törenlerinin olduğu, resepsiyonların olduğu döneme kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hep sınırlı isimler içerisinde konuşuyorlardı ve bizim ismimizde doğal olarak hiç yoktu. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. AK Parti'de Büyükşehir için mesela adaylık başvurusu yok. Hani, evet. Hani böyle çok tuhaf bir şey. Çok tuhaf bir şey. Bana da Zafer Partisi 29 Ekim resepsiyonu için Eskişehir'de olduğum bir dönemde böyle bir teklif de geldi. Bu da beni çok onur eden bir şey. Çünkü bugün Türkiye'de Atatürkçü ve milliyetçi çizgide siyaset planlayan ve siyaset uygulayan ve bunda da çok net olan başka siyasi parti yok. Kimden geldi teklif? Zafer Partisi'nin teşkilatı. Benimle bir yemek düzenlediler. Bir yemek yaptılar. O yemek sırasında bunu teklif ettiler. Çok onur oldum. Gerçekten benim için çok büyük mutluluk kaynağı. Çünkü zaten herkes kadar bu şehri seven, herkes gibi bu şehri sahiplenen bir Eskişehir vatandaşı olaraktan böyle bir teklifle gelinmesi beni çok mutlu etmişti. Heyecanlandırmıştı da aynı zamanda. Ve ondan sonraki süreç içerisindeki gelişmelerin hepsi bizim gerçekten evet yapmamız gereken şeylerin ne olduğunu, hangi yolda gitmemiz gerektiğini çok net bir şekilde hissettirdi. Aslında dışarıdan bakınca böyle siyasete hızlı bir giriş yapmış oluyorsunuz. Çünkü evet, böyle bir il yönetimine girmiyorsunuz. Orada bir hani o süreç içinde değilsiniz. Direkt Büyükşehir Belediye Başkanı. Atatürk'teyiz yani. Hani. Belediye Başkanı direkt bir giriş yapmışsınız. Şeyi merak ediyorum. Siz iş dünyasından tanıdığımız bir isimsiniz. Evet. Siz işte ekonomik konularla ilgili hani de az çok neler konuştuğumuz, işte sizin kendi alanınızla ilgili bilgi birikiminizi az çok takip ediyoruz, biliyoruz. Ama hani siyasette söyleyecek nasıl sözleriniz var? Açıkçası ben merak ediyorum. Siyasette ne söylemek için var? Aslında şöyle, hepimizin söyleyecek sözü var. Tabii. Yani bizim bugün baktığımız an hem Eskişehir'de hem Türkiye'de, Türkiye'nin siyasetiyle ilgili ya da yerel siyasetimizle ilgili herkesin söyleyecek sözü var. Burada bence sorun dinleyen insanlar az. Yani bizim bugüne kadar sizin bu mikrofonu uzattığınız herkesin bu şehir için yapılması gerekenlerle ilgili fikirleri var. Ve gerçekten de bazen farkındaysanız hani bu sokak röportajlarında şey görüyorsunuz. Ne kadar doğru söylüyor adam. Yani hani vatandaş ama hani normal günlük hayatını yaşayan bir vatandaş. Ama şehrin dokusunu gerçekten iyi okumuş, iyi görmüş ve bu ihtiyacımızı çözmeleri lazım diyor. Ve hatta belki birçok siyasi bu sokak röportajlarından da faydalanıyor. Biz de sokaktan gelen insanlarız aslında. Yani çok şaşırtacak bir şey değil. Bu şehirde yaşayan herkes bu şehrin niye ihtiyacı olduğunu herhalde 5 maddede sayabilir. Hadi sayalım. Valla şöyle. Şehrin nelere ihtiyacı var? Bu şehrin birçok şeye ihtiyacı var ama bundan daha önemlisi mesela genel başkanımızın her yerde söylediği çok önemli bir şey var. Bu şehrin orta uzun vadedeki sorunlarına temel bir malzeme işgal edecek olan sığınmacılarla hiç kimsenin fikri yok. Yani daha çok az halkın var, vatandaşın var sığınmacılarla ilgili bir fikri ama yerel yönetim adayı olan insanların hiçbirinin sığınmacılarla ilgili bir şey yok. Ya o konuda
Mesela veriler de tam bizi aydınlatmıyor galiba, değil mi? Çünkü resmi verilerle aslında işte bu, mesela biz Eskişehir'de kaç tane sığınmacı yaşadığını biliyor muyuz? Şöyle, eğer devletin resmi rakamlarına bakarsak hiç üremeyen, hiç çoğalmayan bir sığınmacı kadrosu var. 2016'dan beri sayıları aynı neredeyse. Ama sizler sokakta yaşadığın insanlarsınız ya da eczaneden ilaç alırken sıraya girdiğinizde gördüğünüz rakamlar hiç öyle göstermiyor. Ya da biz mesela bugün Sütlüce'deki okulları dolaşıyoruz, şeydeki sınıfları. Sınıfların büyük bir kısmı sığınmacı çocuklarla dolu. Yani sizlerin çocukları da o sınıflarda, onlarla kontrolünde. Çünkü Milli Eğitim'in almış olduğu karar neticesinde ikametgahınız neredeyse, çocuğunuzu oradaki okula vermek zorundasınız eğer bir özel okula yönlendirmek. Eskişehir'e bakınca hani diğer şehirlerle kıyasladığımızda hani biraz daha bu mülteci ya da işte sığınmacı aslında doğrusu konusunda bir tık daha sanki daha az sorunlu bir yer gibi görünüyor, ama bizim gördüğümüz şey doğru mu acaba, yoksa aslında ciddi bir sorun var mı Eskişehir'de bu konuyla ilgili? Yani şöyle, konunun ciddiyetine sizin nereden baktığınız belli ediyor. Eğer siz konuyu bir ucuz iş gücü olarak görüyorsanız bunu zaten otomatik olarak sorun olarak görmüyorsunuzdur ve bir işveren olarak durumu hatta bir memnuniyet haline bile getiriyor olabilirsiniz. Ama eğer siz kendi gençlerinizin iş bulmakta zorlanmasının sebeplerinden birini sığınmacılar olarak görürseniz, burada atıyorum rakamların hiçbir anlamı kalmıyor. Sizin çocuklarınız üniversitelerde sığınmacıların elde ettiği haklardan daha uzak haklarla üniversite sınavına giriyorlarsa, eczaneden ilaçlarını alırken sığınmacılar hiç ücret ödemeden siz ödüyorsunuz ve bunun için de vergi veriyorsunuz, bu aslında çok ciddi bir sorundur. Ve bu sürecin de uzun olması büyük problem bu arada. Ya aslında ben şeyi tam olarak oturtamadım. Mesela yerel yönetimler bu sığınmacı sorunu konusunda mesela ne yapabilir? Şöyle, nasıl çözümler sunabilir? Yani aslında çok zor değil. Niçin değil? Çünkü bu ülkenin en temel gelir kaynaklarından bir tanesi vergidir. Sizin vergi aldığınız işletmelerin ruhsatlarını da şehirlerde belediyeler verir. Eğer siz bir işletmenin rakibini, sığınmacı olan bir kişiye ya da bir aile grubuna ruhsat vermezseniz, o insanların sizin şehrinize tutunma oranları azalır. Mesela hep ne konuşulur sığınmacılarla ilgili? Ya işte bizim insanlarımız işte çalışmıyorlar, işte iş sevmiyorlar, iş beğenmiyorlar diye hep söylerler, değil mi? İşte ben bulaşıkçı bulamıyorum diyor, ben inşaat işçisi bulamıyorum diyor birçok konuştuğumuz işveren. Ama bu bir anda oldu. Yani 2017 öncesi herkes çalışıyordu, Türkler çalışıyordu, inşaatlarla çalışacak işçi bulabiliyorduk. Ama 2018-2017 sonrası bir baktık, artık insanlarımız inşaatta çalışmamak iddiası var. Veya mesela daha dün yani ben... Siz bunun doğru olmadığını düşünüyorsunuz. Yani tabii. Ucuz iş gücü olduğu için... Eskiden ucuz iş gücüymüş. Yani bu istemediklerini. İstihdam süreci, yani bu sığınmacılar ülkemize gelmeye başladıkları dönemde, mesela örnek şöyle vereyim ben size. Kırsalda mesela hep derler, çoban bulamıyoruz. Eskiden çobanları, yani eskiden birkaç sene önce çobanları işte bu Afgan mültecilerden faydalanıyordu ve doğru, bu insanlar gerçekten uygun rakamlara çalışıyorlardı ihtiyaçları olduğu için. Ama daha ben geçen bu haftanın başında ilçeleri ziyaret ederken konuştuğumda, öğrendiklerimde, ki zaten de bildiğimiz konulardı, artık Afganların bizim onlara verdiğimiz fiyatları değil, onların istedikleri fiyatı çalışma zorunda bırakıyorlar. Çünkü neden? Siz artık onların karşısında rakip bir çoban ya da ne bileyim işte hayvanlar ya da tarımla ilgilenecek işçi grubu bulunduramadığınız için onlara muhtaçmışsınız hali oluştuğundan dolayı. Size diyor ki ben bu paraya çalışmam artık. Artık size de ucuz değil. O belirliyor artık. O belirliyor. Hı. Üstüne eskiden bunların başındaki kahyalarımız bizim Türk vatandaşlarıydı. Hadi tamam tarlada çalışmıyordu bizim, belki hani öyle iddia öyle ya, çalışmıyordu. Ama bari kahyası Türk'tü, o yönetiyordu süreci. Şimdi artık onlar da yok. Ve bunlar bir de adli vaka olarak emniyete gidiyor. Nasıl gidiyor? Kahyasına... İşte fiziki şiddet uygulayanından tutun da silahlı saldırısına kadar o sığınmacı kadrolar bulundukları içeride artık böyle bir de adli vakalara karışmaya başladılar. Anladım. Eskişehir'in başka sorunları ile ilgili yine böyle kısaca söyleyelim. Mesela sizin çözmeyi vaat ettiğiniz temel diğer sorunlardan çok kısaca söyleyeyim. Yani şöyle, çözmeyi vaat ettiğimiz temel sorunlarımızla ilgili zaten geniş bir basın toplantısı hazırlayacağız. Fakat bizim öncelik verdiğimiz birçok şey. Mesela biraz önce çok güzel bir soru sordunuz aslında. Dediniz ki yani işte sığınmacılarla ilgili yerel belediyeciliğin ne yapabilir konuştuk ya. Mesela kendine görev edinebilir dedik. İkinci o bizim meselemizden bir tanesi. Mesela uyuşturucuyla mücadele.
Normalde uyuşturucuyla mücadele kolluk kuvvetlerinin görevidir. Değil Türkiye'de değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin, jandarmanın işidir bu iş. Bu normalde yerel siyasetin işi değildir. Ama biz bu yıl seçimlerde ikinci en çok öncelik verdiğimiz konu uyuşturucuyla mücadelede de belediyemizden faydalanacağız ve belediye çalışanlarımızın tamamını bu konuda eğiteceğiz. Ben o zaman devam edeyim. Sizin yine bu işte sosyal medyalarınızda paylaştığınız şeylerden yola çıkarak soruyorum. Mesela trafik sorunu diyorsunuz. Çok hani artık Eskişehir'de yani sokaktaki her vatandaşı dillendirdiği şeylerden biri. Her ne kadar bazı kesimler kabul etmese de trafik sorunu olduğunu, böyle bir sorundan söz edebiliyoruz. Şeye benzedi bu, şimdi sığınmacıları da kabul etmiyor olabilirler diyeceksiniz dediniz biraz önce. Şimdi trafiği de kabul etmeyenler var değil mi? Ya o birazcık hani bakış açısıyla ilgili, hani bilmiyorum, hani işte araç sayısının fazlalığından kaynaklanıyor diyenler var. İşte her yere arabayla gidiyorlar diyenler var. Ama siz böyle bir sorun olduğunu kabul ediyor musunuz? Önce oradan başlayalım. Ya eğer bu şehirde yaşıyorsanız ve her vatandaşın kullanma zorunda olduğu bir yolu kullanıyorsanız, alternatif yollarınız yoksa, trafik sorunu var bu şehirde. Var değil mi? Çözümü var mı? Ya çözümsüz bir problem, yani olacağını çok zannetmiyorum. Trafiğin de bir çözümü var. Bununla ilgili güzel bir çalışma hazırlıyoruz. Özellikle belki de gün geldiğinde anlattığımızda en çok dikkat çekecek projelerimizden bir tanesi de bu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani trafik çünkü başlı başına bilimsel bir alandır. Yani siz nereye ışık koyacaksınız, nereye kavşak yapacaksınız, nerede alt geçit yapacaksınız. Bu aslında böyle şey değildir. Aa ya şu caddenin şurası çok güzel, buraya bir üst geçit yakışır diye üst geçit yapılmıyor. Tabii. Aslında bununla ilgili çalışmalar var. Ulaşım evet. Master planı yapıldı. İTÜ'yle çalışıldı. Yıllar önce böyle bir çalışma yapıldı ama. Niye uygulamamışlar? Onu işte sormak gerekiyor. Şey, bir tane daha vardı. Ben hatırlıyorum, bu depremle ilgili de hazırladığınız evet. bir şey vardı. O çok önemli bir konu. Zaten hani sizin genel başkanın da hani deprem zamanında gerçekten hani çok hızlı reaksiyon gösterdi. Deprem bir güvenlik sorunu. Deprem aynen evet, güvenlik sorunu. Yani çok hızlı reaksiyon gösterip aslında Zafer Partisi'nin biraz daha kendini anlattı. Hani bir işte sığınmacı sorunu, evet birinci madde hala sığınmacı sorunu ama hani o deprem zamanı ciddi bir atak yaptı bence Zafer Partisi. Bu anlamda hani genel başkanı zaten evet. biliyorsunuz çok aktif çalışıyordu. Sizin hani Eskişehir'le ilgili böyle bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Evet. Bu da projelerinizden bir tanesi. Evet. Ama herkes merak ediyor diye düşünüyorum. Böyle kısa kısa belki çok açıklama yaparsanız bu konuda en azından. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela depremle ilgili çalışmamızla biz ilk bahsettiğimizde arkadaşlarımız böyle çok, şimdi biliyorsunuz artık hayatımız sosyal medya. Yani hani ben işimizi yaparken kullanıyorduk sosyal medya, siyasete girdik. Siyasette de şu an en öncelikli araçlarımızdan bir tanesi sosyal medya. Ana akım haline dönüştü. Evet. Biz de burada bunlardan bahsettiğimizde mesela sosyal medyada bazı yorumlar gördük. Bunları da yorumları da bu arada detaylı inceliyoruz. Yani bize ne yazılmış, vatandaşlarımızın talepleri neler, bunların hepsini inceliyoruz. Mesela Eskişehir'in bir deprem bölgesi olduğu duygusu insanlarda unutturulmuş. Hatta inanmazsınız, yani gerçi medyada olduğunca takip ediyorsunuzdur. Geçen gün Eskişehir'de yine yerel medyanın paylaştığı bir haberde gördüm. O kadar unutturulmuş ki deprem komisyonu bile konuyu unutmuş. Çay için kalkmışlar. Şimdi biz bunu yeniden hatırlatacağız. Bunun önemli bir ulusal güvenlik konusu. Deprem de tabii şey gibi, hani yaşamadığımız sürece unuttuğumuz bir konu. Hep böyle zaman evet. altında. Bir de insan zihni biraz böyle nöropsikolojik bir konu bu. Hani böyle ürkütücü şeyleri uzaklaştırma yeteneğine sahip. İnsan zihni uzaklaştırmıyor ama yöneticilerin uzaklaşmıyor. Şöyle tabii bence en azından mesleki alanda, yani bu iş bu adamın işi. Bunu konuşuyor olması lazım ama herhalde çay çok tatlı geldi. Çok hızlı kalkmışlar. Ben çok merak ediyorum. İnşallah bir gün o komisyonla çalışmaya başladığımda bu konuyu nasıl geçiştirebildiklerini birinci ağızdan dinlemeyi çok istiyorum. Şunu konuşalım. Şimdi 31 Mart çok evet. da bir zaman kalmadı. Zafer Partisi siz işte nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Eskişehir'de bu çalışmalar karşılık buluyor mu? Sahada var mısınız? Ya da insanların size aktardığı şeyler ne? Sokakta ne söyleniyor size? Şu an şöyle söyleyeyim. Bunu da çok samimiyetle söylüyorum. Yani ben bu seçim sürecine girmemdeki en büyük heyecan Zafer Partisi heyecanıydı bendeki. Yani Zafer Partisi benim gibi uzun bir zamanda siyasetle ilgilenmeyen birini bile böyle bir göreve heyecanlı bir şeyle başlayamayan itebildiyse, bu vatandaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğini hissediyoruz ve görüyoruz.
Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bizim Gençlik Konferansı diye yaptığımız Şölen'deki katılımdı. Bilmiyorum sizden katılanlar oldu, gözlemlemişsinizdir, görselleri de görmüşsünüzdür. Yer gibi insanla doluydu ve o kadar heyecanlıydılar ki. Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi oradaki gençler. Biliyorsunuzdur ki Zafer Partisi'nin neredeyse ana omurgası 25 ile 35 yaş arası genç. Hatta 18'e kadar bile iniyor gençlerin yaş ortalaması. Bunları gördüğümde şöyle diyorum, diyorum ki ya bu ülkenin geleceği aslında çok aydınlık. Yani çok aydınlık. Buna da bir kova su taşıyacaksam, bir bardak su götüreceksem benim için büyük bir şeref ve büyük bir onur. O yüzden de 31 Mart şu an herhalde bu şehirde en çok heyecanlanan insanlardan biri benimdir. Evet. Şey ne zaman? Adayların tanıtımı ne Pazar zaman günü. Pazar günü saat 3 ile 5 arası. Nerede yapılacak? Kızılay İş Merkezi'nde bir şey toplantı salonu var orada. Tüm adaylar açıklanıyor mu? Yoksa yine sınırlı sayıda mı? Şu an yine sınırlı sayıda. Çünkü diğer ilçe adayları hazırlanması, onların belirlenmesi biraz daha uzun zaman alan bir şey. Teşkilatın bununla ilgili çalışmaları da devam ediyor. Yetiştirebildiklerimiz olursa muhakkak pazar günü onları da koyacağız programımızın içine. Ama öncelikli olarak Tepebaşı Odunpazarı ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının kim olduklarını, niçin orada olduklarını anlatan bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Genel Başkan gelecek mi Eskişehir'e? Bu zamanda yani bu toplantıya katılmayacak. Ama inanıyorum ki Ocak ayının sonlarına doğru yeniden bir toplantı planımız var. Eğer ki o da şu an tüm Türkiye'ye geziyor, görüyorsunuz takip ediyoruz. Şu an Karadeniz'e. Herhalde en aktif muhalefet isimlerden bir tanesi. Muhalefet kendi içinde boğuşuyor. İşte AK Parti, yani işte iktidar partisinin başka işte hesapları var biliyorsunuz. Yerel seçim İstanbul, İzmir, Ankara'yla işte o bölgelerle çok sınırlı gibi şu anda. Hani orayı bir netleştirmeye çalışıyorlar ama maşallah sizin genel başkanınız ama şöyle, her yerde. Yani vatan savunması böyle bir şeydir. Tek başına dev kadro. Pek de değil bu arada. Çok güzel bir kadrosuyla dolaşıyor ama bizim için çok değerli bir kişi. Tüm enerjisini burada vakfediyor. Hakikaten Allah razı olsun. Bize vermiş olduğu enerji ve destek de çok önemli. O yüzden de 31 Mart'ta biz farklı ve güzel şeyler yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, o zaman yine konuşuruz. Yine ben son sözü size bırakayım. Bitirelim yavaş yavaş. Atladığımız, eksik, söylemek istediğiniz bir şey varsa onu ekleyelim. Sonra bitirelim. Yani şöyle, Zafer Partisi Eskişehir'de çok genç ve dinamik bir teşkilat. Bugün ve bundan sonra yapacaklarıyla ilgili de kendisine çok güvenen bir ekibi var. Umarım yani kimsenin yüzüne inayamayacağız. Güzel bir süreç olacak bizim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Zafer Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Bekir'in konuğu olduk. Bizi ağırladı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Es Gazete'nin başka bir canlı yayınında yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.